Ne üzerine örtülen battaniye ne de kaynar su kâr etti. Donan motor bir türlü çözülmeyince devreye fön makinesi girdi. Görüntülerin adresi hava sıcaklıklarının sıfırın altında 21 dereceye düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi. Dondurucu soğuktan dolayı ilçede çok sayıda araç çalışmadı. Devreye ise ilginç yöntemler girdi. Fön makinesiyle sıcak suyla arabaları ısıtmaya çalışıyorlar. Gece saatlerinde eksi 20'yi buluyor hava sıcaklığı. Göle'de tabii Göle ilçemizde bu daha fazla artış gösteriyor. Yöre halkının tabiriyle güneşin bile üşüdüğü şehir olan Kars'ta da manzara aynı. Etkili olan soğuk havalar çağlayarak akan Kars çayını buza çevirdi. Havalar çok soğuk gidiyor. Şu anda tabii üşüyoruz, ağzımızdan buğular çıkıyor. Eksi 17-18 derecenin üzerinde soğuk seyrediyor. İyice üşümeye başladık. Sarıkamış'ta da ördeklerin evi olan ve ismini de onlardan alan Ördek Gölü'nün büyük bir kısmı dondu. Kar yağdı. Artık geceleri 16-17 dereceye kadar, eksi 16-17 dereceye kadar soğuklar düşüyor. Geniş sularda yüzen ördekler donmayan küçük su birikintisinde sıkıştı. 2-3 günün soğukları yüzünden Ördek Gölü'müz şu anda buzulmuş durumda. Hemen gölün girişinde bir ufak bir su birikintisi var. Ördeklerimiz orada hayatlarını sürdürmekte. Kış aylarını ağır şartlarda geçiren bir diğer adres de Erzurum. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve don olması nedeniyle sadece kompresörle açılabilen mezarların kazım işlemlerine başladı. Yaklaşık 400 tane mezar yaptık. Kışa hazır. Yani dolayısıyla bir sıkıntımız yoktur yani şu an. 100-200-300 tane mezar kazıyoruz ama yine donuyor. Soğuk toprağını donuyor, bir daha tazeden aşıyoruz. Yani bu soğukta donuyor. Kar altında şu ana kadar 600 mezar kazan işçiler dondurucu soğuklar başlayıncaya kadar bu sayıyı bine çıkaracak. Artvin'de ise beyaz örtü esarete dönüştü. 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Şu anda yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçların yardımına il özel idare ekipleri yetişti. Halat bağlanan araçlar kaldığı yerden çıkarıldı. Bölgede yol çalışmaları ise sürüyor. Çağırdılar.